Evet. Şimdi cilt sağlığı ile ilgili konularımıza burada bir nokta koyalım ve tırnak sağlığına geçelim. Tırnak da biliyorsunuz rahatsızlıklar çok büyük bir sorun oluyor zaman zaman. Ne tür rahatsızlıklar meydana geliyor tırnaklarda? Teşekkür ederim bu sorunuz için. Tırnaklar tabii ki cildin bir eki, cilt deri ekleridir tırnaklar. Dolayısıyla birçok cilt hastalığında tırnaklarla etkilenmektedir. Biraz önce bahsettiğimiz bu çevresel faktörler, sabunlar, deterjanlar, çamaşır suları gibi faktörler tabii ki tırnaklarımıza da zarar vermekte. Bunları el tırnaklarınızı zaten farkındasınız. Bunlardan ortaya çıkacak egzama veya alerjik hastalıklar tırnağın yer aldığı, tırnağın dibindeki sağlıklı deriyi etkilediği zaman derinin altındaki tırnak kökleri de etkilenmekte. Tırnak kökleri bozulduğu zaman bunlar da yapı ve şekil bozukluğu olarak ortaya çıkabilmekte. Bazı ilaçlar tırnakları çok etkilemektedir. Çeşitli kullanılan ilaçlar tırnakta renklenme bozukluğu yapabilirler. Tırnakların renginde değişme olabilir. Siyah, kahverengi, yeşil, mor olabilir. Tırnak altı böyle kan sulandırıcı, aspirin gibi, heparin gibi ilaç kullanan kişilerde tırnak altında kanamalar çok sık görülür. Ufacık bir darbeyle bir dikiş dikerken bile tırnağa uygulanacak bir travma tırnakta boşalmaya, tırnak içinde kanamaya sebep olabilir. Yani aslında tırnakta görülen her şey mantar değildir. Birçok cilt hastalığında tırnaklarda kalınlaşma olmaktadır. Tırnakların içinde boşalma olabilir. Keza yine ilaçlar da tırnaklarda boşalma ve tırnak yapısına değişikliğe sebep olabilmektedirler. Onun için tırnak sağlığı bize hem maruz kaldığımız çevresel faktörler hakkında ipucu verir, hem de cilt hastalıkları hakkında ipucu verirler. Bazen sedef hastalığının tek ve ilk bulgusu tırnakta olur ve tırnak sedefi olarak hastalar sadece sedef hastalığın tırnaklarında yaşayarak bir ömür geçirebilirler ve bilmezler hiçbir zaman sedef hastalığı olduğunu, hep tırnaklarında mantar olduğunu zannederler ta ki bir dermatologla karşılaşıncaya kadar. Peki tırnaklarımızın daha sağlıklı olması için neler yapmalıyız? Tırnaklarımız, ayak tırnaklarımızı küt ve düz kesmeliyiz. Çok yapılan yanlışlardan birisidir. Yuvarlak kesmek, yanlış manikür pedikür uygulanması tırnak sağlığını ciddi anlamda tehdit eder. Keza çok hijyenik olmayan ortamlarda uygulanan bu tip işlemler cilt tırnakta enfeksiyonlara ve mantara da sebep olabilmekte. Bu konularda da dikkatli olmak gerekir. Oje ya da parlatıcı gibi kozmetiklerin zararı var mı? Eğer tırnakta bir problem yoksa genellikle bir zarar da yoktur. Evet, şimdi süremizin de sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Eklemek istediğiniz son şeyler varsa onları da alalım. Programımızı kapatacağız. Çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Biliyoruz ki çok yoğunsunuz. Bu yoğunluk arasında bize vakit ayırıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Size başarılar diliyoruz çalışmalarınızda. Programımızın burada sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.